Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. <laughs> Millet iradesi her şeyin üzerindedir. Ama enseyi karartmaya gerek yok. Millet ittifakı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Neden seçilecek? Şimdi arada bir iki buçuk, yüzde üç, üçlük, üç buçukluk bir fark var öyle gözüküyor. Türkiye'de bir kere sekiz buçuk milyon kişinin sandığa gitmediğini görüyoruz. Bir milyon iki yüz bin kişinin geçersiz oy kullandığını görüyoruz. Ve aynı zamanda burada bazı nedenlerle ideolojik olarak veya çeşitli nedenlerle başka partilere oyların kaydığını görüyoruz. Şimdi ben buradan bütün demokratlara sesleniyorum. Alevisine, Sünnisine, Kürdüne, Türkmenine, Lazına, Çerkesine, Dillisine, Dilsizine, Müslümanına, Hristiyanına sesleniyorum. Ya demokrasi diyeceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız veyahut da birini, bir kişinin otokrat bir yönetimine tabi olacağız. Yahut da burada hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Veyahut da keyfiliklerin, hukuksuzlukların, suçların ülkesi haline dönüşeceğiz. Veyahut da burada liyakat, ehliyet, ahlak diyeceğiz. Birileri yok canım ne liyakatı ne ehliyeti. Bizim partiz, particilerimiz, partililerimizi yerleştireceğiz devlet dairelerine diyecekler. Buradan herkese de seslenmek istiyorum. Biz e, kesinlikle bu beş yıllık yönetimi hak etmiyoruz. Geçmişte de çeşitli hatalar yapılmıştı ama özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok ciddi suçlar var. Çok ciddi usulsüzlükler var. Çok ciddi hukuksuzluklar var, keyfilikler var ve burada akrabacılıklar var. Aynı zamanda eş dost ahbapçılıklar var, nepotizm var. Bir de burada bizimle ilgili şunu söylüyorlardı. Efendim siz terörle aranıza mesafe koymadınız diyorlardı. Biz Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz. 64 milyon 680 bin seçmen var. 64 milyonun oyuna talibiz. Bunun etnisitesi ne olursa olsun, bunun mezhebi ne olursa olsun, bunun dini, ideolojisi ne olursa olsun biz bunların tamamının oyuna talibiz. Ve teröre herpimiz sağdan gelsin, soldan gelsin, dini terör olsun yani adı üstünde tırnak içinde söylüyorum veyahut da öbür tarafta çeşitli etnik terörler olsun. Bunların hepsine de karşıyız. Eline silah alan kim varsa buna karşıyız. Ama birlikte yaşama iradesi noktasında demokrasimizin eksiği varsa, insan haklarının eksiği varsa, hukukun eksikliği varsa bunları da görüşmek çok güzel şeylerdir. Geçmişte bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Yani bu çalışmalar Özal zamanında da yapıldı, Demirel zamanında da yapıldı. Bu iktidar zamanında da yapıldı. Bundan sonra da yapılır. Önemli olan insanlarımızın insan hakları konusundaki eksiklerini giderebilmektir. Bir diğer taraftan ise bize işte siz kazanımlarımızı kaybedeceğiz gibi endişeleri var muhafazakarlar kazanımlarınızı kaybetmeyeceksiniz. Taahhüdü burada hepsi altı liderde taahhütte bulunuyor. Ama siz kaybettiklerinizi kazanacaksınız. Bir daha devlet dairesinde yönetenler, İslam'ı dini ismar edenler veya biz Müslümanız deyip rüşvet alanlar veya irtiba, irtikapta bulunanlar, yolsuzluk yapanlar, hırsızlık yapanlar, devlet malı deniz yemeyen bilmem ne diyenlere karşı hayır. Devlet malı emanettir, iktidar emanettir. Lüks şatavat yoktur, israf yoktur, rüşvet yoktur, iltimas yoktur, irtikap yoktur, yalan yoktur diye sesleneceğiz. Bunlarla ilgili sizin kaybettiklerinizi kazandıracağız size aynı bir itibar kazanması olacak bu. İnananlar için söylüyorum yani dindarlar için, muhafazakarlar için söylüyorum. Bununla ilgili olarak bir diğer taraftan sosyal yardımlarımız kesilecek diyorlar. Sosyal yardım alıyorsunuz bugün. Doğru ama peki bu enflasyon karşısında geçmişte aldıklarınızı şimdi alabiliyor musunuz? Hayır alamıyorsunuz. Biz bunlarla ilgili de diyoruz ki size geçmişte siz sosyal yardımlarla bir buçuk ton kömür alıyordunuz. Şimdi iki ton kömür alacaksınız. Çünkü biz enflasyon aşağı çekeceğiz. Türkiye'deki hırsızlığı önleyeceğiz, yolsuzluğu önleyeceğiz, keyfilikleri ve de davetiyeli ihaleleri önleyeceğiz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız ve Türkiye'de bugünkü iktidar döneminde bütün herkese sesleniyorum. İşçisine, memuruna, esnafına sesleniyorum. İşsizine sesleniyorum. Sokak satıcılara, seyyar satıcılarına, uyuşturucu müptelası olan kişilere sesleniyorum. Bakın siz, sizi uyuşturucu müptelası yaptılar bu ülkede. Bunların tamamına sesleniyorum. Biz geldiğimiz zaman kesinlikle siz insanca bir hayat yaşayacaksınız. Bundan emin olun. Kemal Kılıçdaroğlu bu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Devlet Bahçeli var. Burada bir, birkaç kişi var. Aynı zamanda... Burada e, Hüdapar'ın yetkilileri var. Bizim yanımızda İkman Kılıçdaroğlu'nun yanında Ahmet Davutoğlu var, Ali Babacan var, Gültekin Uysal var, Temel Karamolluoğlu ve aynı zamanda Meral Akşener hanımefendi var. Ve tüm demokratlar var, tüm insan hakları savunucuları var, tüm inanç hürriyetinden, teşebbüs hürriyetinden bahsedenler var. Aynı zamanda e, basın özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden bahsedenler var. Türkiye eğer bugün Avrupa olamadıysa... Bugünkü iktidarın çok ciddi vebali vardır. Peki onlar bugün dünyanın süper devletleri de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolarla 70 bin dolar arasında da biz niye 7 bin 8 bin dolara mahkum kaldık? Kim tatile gidebiliyor bugün çocuklarını alarak? Kim evinin taksitini ödeyebiliyor? Kim yeni ev alabiliyor? Kim arabasını alabiliyor? Kim elektrik parasını, doğalgaz parasını rahat ödeyebiliyor? Çocuklarına bilgisayar, cep telefonu alırken ah demekten kurtuluyor. O nedenle böyle bir iktidarın değişmesi gerekiyor. Bu iktidar değişmezse ne olur? Bu beş yıl içinde yaşadıklarımız ikiye katlanır, 3'e katlanır, 4'e katlanır ve Türkiye yaşanmaz hale gelir. Türkiye'yi Kolombiya yapmak istiyorlar çetelerle, mafyalarla, bir yandan usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla. Bunlar koltuklarını kirletmişlerdir. Bunlar arkalarında ayıplı işler bırakmışlardır. Bunların arkalarında suçlar vardır iktidarı bırakmak istemiyorlar. Devletin tüm imkanlarını kullanarak, bakanlıkların da imkanlarını kullanarak seçime girdiler. Bütün bakanlarını milletvekili yaptılar, bakanlıklarında kaldılar. Ahlaki değildi. Her şeyi iktidar için yaptılar. Her şey ayıplar ortaya çıkmasın diye yaptılar. Suçlar ortaya çıkmasın diye yaptılar. Biz bağımsız bir yargı kuracağız. Rovanşist duygularla gelmek istemiyoruz. Gelmeyeceğiz zaten rovanşist duygularla. O nedenle 28, 28 Mayıs'taki seçim çok önemli. Bütün vatandaşları, sandığa gitmeyenleri sandığa davet ediyorum. Lütfen sandığa gidin. Oyları iptal olanlar, geçersiz oylar kullananlara lütfen geçerli oylar kullanır Oyları kullanırken dikkatli kullanalım. Ve aynı zamanda hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Hepimiz eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatırlarsanız eğer İstanbul'dan çıktığı zaman herkes tutuklanacaksın ve öldürüleceksin diyorlardı. O ise ya istiklal ya ölüm diye çıktı. Biz de diyoruz ki şimdi ya cumhuriyet ve demokrasi ya bir kişinin iktidarı otor, otoriterlik veya otokrasi diyoruz. Bir kişinin iktidarına hayır diyoruz. Devlet bir kişinin olmayacak. Hükümet kesinlikle buna mani olacak. Devlet bir partinin olmayacak. Devlet bir etnislerin bir mezhebin olmayacak. Devlet bir cemaatin olmayacak Türkiye'de. İnançlı olanlara da sesleniyorum. Buradan yani muhafazakar kitleye sesleniyorum. Muhafazakar kitle. Ne olur bir düşünün. Sadece kazanımlarını sizin başörtüsü müydü? Onunla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu kanun teklifi verdi. Peki kaybettiklerinizi niye düşünmüyorsunuz? O kaybettikleriniz bu devlet dairelerindeki akraba kayırmacınla ne diyorsunuz? Mülakatlara ne diyorsunuz? İnsanları ayırt etmek var mıydı? Siz Hz. Muhammed'in hayatını bir okur musunuz lütfen? Onun hayatına bir bakar mısınız? Orada liyakat var, ehliyet var, orada ahlak vardı ve peygamberimize soruyorlar. Şunu yapar mı bir Müslüman yapabilir? Bunu yapar mı yapabilir? Yapmaması gerekir. Peki Müslüman yalan söyler mi? Söylemez. Peki bugünkü idareciler size yalan söylemiyorlar mı? Enflasyonda yalan söylemiyorlar mı? tokide yalan söylemiyorlar mı? İhalelerde yalan söylemiyorlar mı? Hani ihaleler canlı yayınlanacaktı. Niye yayınlamadılar bu ihaleleri? Onun için ne olur? Birilerinin inancı veya in başka bir düşüncede olması hiç sizi başka bir yola sevk etmesin. Bugünkü iktidarın gitmesi lazım. Türkiye'deki derneklere, vakıflara, STK'lara sesleniyorum. Onların üyelerine sesleniyorum. Ne olur? Bu sizi yönetenlere de dikkat edin. Buralarda da şeffaflık yok. Kamu yararına vakıflar, kamu yararına dernekler. Burada da ayrımcılık var. Türkiye'deki vatandaşlar niye eşit değil? Niye onlar ayırt diyor? İktidara yakın olanlar her türlü imkanlardan faydalanıyor da iktidarda olmayan muhalefet, dolan ve iktidarı desteklemeyenler niye dışlanıyorlar? Biz bu iktidara eh hiç işte iktidar diyoruz. Ama bizim iktidarımız vay be her bir vatandaşımızı kucaklayacağız her bir vatandaşımıza 28 mayıs'a az bir süre kaldı liderler bundan sonra daha çok çalışacaklar hepimiz daha çok çalışacağız lütfen sandıkları protesto etmeyelim lütfen yeni bir heyecanla yeni bir ümitle çıkalım Heyecanını kaybedenler, ümidini kaybedenler yenilirler. Başaracağız diye yola çıkanlar kazanırlar. Biz başaracağız. Ben 30 yıllık bir siyasetçiyim. O 30 yıl içerisinde 16. seçimim bu. 8 defa aday oldum. 4'ünde kaybettim, 4'ünde kazandım. Ben şimdi de söylüyorum Kemal Bey kazanacak ve Kemal Bey kazandıktan sonra da bu seçimin galibi millet olacak. Ee, bu seçimde AK Partililer acaba bize şunlar mı yapılır, MHP'liler bize bunlar mı yapılır gibi bir endişeye kapılmasınlar. Kesinlikle, kesinlik hiç kimseye etmeyeceğiz. 28 Mayıs'ta yeni bir güne oynayacağız. Ee, bahar biraz gecikti. Milletvekili seçimlerinden sonra şimdi Cumhurbaşkanlığı ile beraber haydi diyoruz yeni bir bahara. Bunlarla ilgili de biz teröre karşıyız eline kim silah alırsa o silahı hukuk çerçevesinde bakın Süleyman Soylu gibi değil ayaklarını kıracağız, kollarını kıracağız değil. Hukuk çerçevesinde biz o terörle mücadele edeceğiz. Ve çağdaş demokrasilerde zor kullanma hakkı devlete aittir. Hiçbir kişiye, hiçbir partiye, hiçbir zümreye, hiçbir terör örgütüne ait değildir. Biz her türlü terör örgütüne karşıyız ve burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sokakta bulmadık. Biz beraber yaşayacağız. Artık acılarımızdan dert çıkartalım. Türkiye'de kan akmasın diyor. Biz kesinlikle legal siyaset yapıyoruz. İllegal siyasete karşıyız. Silaha karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları bellidir. Birlikte yaşayacağız, beraber yaşayacağız. 64 milyon içerisinde, 64 milyon 680 bin kişinin içerisinde Kürt de var, Laz da var, Çerkez de var, Türkmen de var, Arap da var, Boşnak da var, Arnavut da var, Çerkez de var, Çeçen de var. Birinin oyu bir de birinin oyu iki değil. Herkesin oyu bir. Biz bu bir oyları bir 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 toplayarak Kemal Bey'e istiyoruz. Ve Hüdaparlıların bugün parlamentoda olduğu bir ortamda işte ayranı mekşi demeyen bir iktidar var. Ve de burada hani derler ya suç samurkürk olmuş kimse giymemiş derler. Buradan bu suçu giymek istemiyorlar ama birilerine ise buradan iftiralarla algılarla seçimi yönetmeye çalışıyorlar. Üniter yapı bellidir. Ay yıldızlı bayrak bellidir. Göçmenlerle ilgili, sığınmacılarla ilgili aynı zamanda iltica edenler haricinde bu gelen Afganistan'dan gelenleri kim getirdi? Biz mi getirdik? Afganistan'dan gelen 300 bin kişinin geldiğini söylüyor Recep Tayyip Erdoğan. 300 bin kişiyi geri gönderdik diyor. Neyle gönderdin? Kaç uçakla gönderdin? Kaç parayla gönderdin? Niye aldın? Niye gönderdin? Bugün aynı zamanda Sinan Oğan Bey'e oy veren seçmenlere de sesleniyorum. Sinan Oğan Bey'e de sesleniyorum. Diyorum ki burada işte deniyor ki bu göçmenleri derhal gönderin. Zaten biz Ortak politikalar mutabakat metnimizde iki yıl içinde göndereceğimizi söyledik. Gönderirken insan haklarına uygun bir şekilde göndereceğiz. Evrensel hukuk kurallarına, evrensel ahlak kurallarına uygun bir şekilde göndereceğiz. Orada onunla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Bunları getirenler onlar, götürme göndermek isteyen onlar. Biz Türkiye'yi kardeşliğe davet ediyoruz. Biz Türkiye'yi barışa davet ediyoruz. Bir Türkiye'yi inanç hürriyetine, fikir özgürlüğüne ve de basın özgürlüğüne ve de teşebbüs özgürlüğüne davet ediyoruz. Ben ülke ocaklarından geliyorum. Ben 12 Eylül'de ülkücü kuruluşlar davasından yargılandım. İdamla yargılandım. 7,5 sene hapis yattım. Şimdi buradan milliyetçilere yani daha doğrusu vatanseverlere sesleniyorum burada. Bu ülkedeki herkes milliyetçi. Bu altılı masa sağ ve solu barıştırıyor. Bu altılı masa aynı zamanda muhafazakarlarla sosyal demokratları, sosyalistleri Milli görüşçüleri, milliyetçileri barıştırıyor. Milliyetçilik tanımını tırnak içinde söylüyorum. Vatanseverlik olarak değerlendiriyorum. İçeride yapılacak bir milliyetçiliği doğru bulmuyorum. Çünkü içeride yapılan bir milliyetçilik başka bir milliyetçiliği tetiklediği için doğru değil. Dışa karşı milliyetçilik yapılır. Kendi ülkende kendi insanına karşı eşit olarak davranır. herkes milliyetçidir. Herkes vatanseverdir. Kim bu da devleti sevmiyor. Olabilir. Sevmeyen olabilir. Onlarla ilgili de hukuk gereğini yapmış olur. Burada ben Sinan Oğan ve arkadaşlarının ve Sinan Oğan Bey'e oy veren vatandaşlarımızın çok sağduyulu olacağını ve o gerekçeleri, söyledikleri gerekçelerin hepsiyle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin probleminin olduğunu söyleyeyim. Mesela peki Lozan'la ilgili Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13 sene boyunca ne dedi? Çok güzel. Her yıl tebrik ettik. Peki 14. sene ne dedi? Güçlendi, güçlendi, güçlendi. Bu Lozan'ı bize hezimeti zafer diye yutturdular. Bu bir hezimettir dedi. Peki laikliği kim kaldırmak istedi? Laikli Kılıçdaroğlu mu kaldırmak istedi? Cumhuriyet Halk Partisi mi kaldırmak istedi? Laikli Ahmet Davutoğlu mu kaldırmak istedi? Ali Babacan mı laikliği kaldırmak istedi? Meral Akşener mi laikli kaldı? Temel Karamollaoğlu mu laikliği kaldırmak istedi? Gültekin Uysal mı laikli İsmail Kahraman kaldırmak istedi ve söyledi. Sayın Erdoğan da zaman zaman söyledi. Ve bugün bayram milli bayramlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu dört tane milli bayram var. İki de dini bayramımız var. Bu milli bayramlara iltifat etmeyen kim? Kılıçdaroğlu mu iltifat etmiyor? Millet İttifakı'nın paydaşları mı iltifat etmiyor? Bunlarla iltifat etmeyen kendileri ya yeni 23 Nisan geçti. 23 Nisan'da yine aynı şekilde evinde oturdu ve de 23 Nisan kutlamalarına katılmadı. Bu milli bayramlarla olan problem olan bu iktidar. Ben bu iktidar olduğu için birinci sıra milletvekiliydim. Genel başkan yardımcısıydım. Kalsaydım gene birinci sıra milletvekili adayıydım. Ben oradan ceketimi aldım ve çıktım. Bir milliyetçi olarak, vatansever olarak, bir ülkücü olarak, bir siyasetçi olarak ceketimi aldım, iktidardan çıktım. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bana çeşitli hakaretlerde bunu söylemeyeceğim burada. Madem ben oraya gittim diyerek o hakaretleri yapıyordunuz. Peki siz 5 milyon kişi alıp niye oraya gittiniz? O zaman ne oluyor bu? Ben buradan sesleniyorum. İktidara tamah etmeyin. Güce tamah etmeyin. O seçmenlere sesleniyorum. Bütün seçmenlere sesleniyorum. Hakikate tamah edelim. Yani bütün milletvekili arkadaşlarımızla, eski milletvekili arkadaşlarımız, yeni milletvekili arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Saadet'e, Demokrat Parti'ye görev veren hepimiz sahada olacağız, arenada olacağız ve milletimize sandığa gidin diye sesleneceğiz. Gidenlere oyunuzu düzgün ve doğru kullanın diyeceğiz. Çünkü 1 milyon 200 bin geçersiz oy var, burada dikkatli kullanın diye sözlü sesleneceğiz. Aynı zamanda da bunların gerekçelerini çürütmek için, ne, hangi argümana ihtiyacımız varsa onu söyleyeceğiz. Herkes emin olsun ki 780 bin kilometre karede ay Yıldızlı bayrak dalgalanacak ve aynı zamanda Akif'in İstiklal Marşı söylenecek fakat aynı zamanda kalkınma olacak, eğitimde fırsat eşitliği, gelir namında adalet olacak, demokrasi olacak, iş ahlakı olacak.